kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine orkidelerle ilgili önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerim gördüğünüz üzere gayet güzel çiçekliler. Şu anda havaların ısınmasıyla bol bol çiçek dalı veriyorlar. Orkidelerimizin bol bol çiçek dalı ver verebilmesi için mutlaka orkidelerimize düzenli olarak vitaminler, besinler vermemiz gerekiyor. İster bunları hazır alın, isterseniz de evde kendiniz hazırlayarak yapabilirsiniz. Bugün sizlere orkidelere çok faydası olan yeni bir gübre tarifinden bahsedeceğim. Bu gübre tarifini Bugün kahve yapacağız. Aslında hepimizin her gün tükettiği bir besin. Gördüğünüz üzere elimde şu anda granür kahve var. İster bu şekilde granür kahve ya da isterseniz toz kahve de olabilir. Fark etmez. Orkidelerinize besin olarak verebilir miyiz? Bazen bununla ilgili bana sorular geliyor. Her gün kahve içiyoruz ve bu içtiğimiz kahvenin suyunu orkidelere verebilir miyiz? Bakın bu şekilde de yine bu kahveden de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere orkideler için nasıl kahve telvesinden gübre olur bunu göstermek istiyorum. Evet ilk olarak bakın cezvemi aldım ve şimdi hem elimde bu. Tür kahveden var. Hem de elimde Türk kahvesi var. Ben bugün özellikle bu toz kahveden kullanmak istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bakın bir cezveye koyuyorum. Normal e, kahve demler gibi düşünün. Bir yemek kaşığı kadar koydum ve üzerine bir fincan bu büyük bir fincan e, su koyuyorum. Altını açıp Kaynama noktasına gelinceye kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Biraz karıştırıyorum öncesinde e, iyice karışabilmesi için suyla birlikte. Evet, şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet, kahve kaynamaya başlayınca hemen altını kapatıyorum ve e, tamamıyla bir bardağa koyacağım. Bu kahvenin dinlenmesini bekleyeceğim ben. Biraz dinlenince kahvenin telvesinin altta biriktiğini sizler de göreceksiniz. İsterseniz bu kahveyi içebilirsiniz de. Fakat ben iyice telvenin alta çökmesi için biraz bekledim. Bakın kahveyi aldım ve altında telvesi kaldım. Bu telveyi size yakından göstermek istiyorum. Bakın, kahve sıcak suyla beraber karıştıktan sonra içerisindeki bütün vitaminleri, kalıyor. Kahve içerisinde özellikle nitrojen, kalsiyum, potasyum bol miktarda bulunmaktadır ve bu da bitkilere inanılmaz iyi geliyor. Peki kahve telvesini Çiçeklerimize, bitkilerimize, sebzelerimize nasıl kullanabiliriz? İsterseniz eğer dışarıda sebzelerinize dökecekseniz delik telvesini toprak ile karıştırabilirsiniz. Fakat eğer benim gibi ev çiçekleri için kullanacaksanız bakın 2 litre suyun içerisine bir yemek kaşığı kahve telvesini koyuyorum. Ve iyice karıştıracağım. Bu şekilde kapağını kapatıp bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece bekledikten sonra e, kahvenin içerisindeki bütün vitaminler e, suya geçmiş olacak. Evet, orkidelerimize sıvı bitki besini vermeden önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet. Bir gece beklettiğim kahveli suyumu şimdi artık bitkilerime gübre olarak verebilirim. Bitkilerinize eğer kahve telvesini gübre olarak verecekseniz verdiğiniz ölçü ve kullanım sıklığı çok önemli. Her bir saksı için yalnızca 5 yemek kaşığı kadar vereceğim. Bakın daha fazla kesinlikle vermiyoruz ve bu kahve telvesini sadece 2 ayda bir vermeniz gerekiyor. Daha sık kesinlikle vermeyin çünkü içerisindeki asit oranı fazla olduğu için çok sık vermeniz bitkilerinize yarar vermez. Eğer evde her gün kahve içiyor ve her kahvenizi içtikten sonra kalkıp e, orkidilere e, suyunu vermeye kalkışırsanız orkidilerinizi öldürürsünüz. Kesinlikle bu şekilde kullanım doğru bir kullanım değildir. Bu sadece kahve telvesi için geçerli değil. Kanalımda sizlere anlattığım bütün doğal gübreleri mutlaka anlattığım şekilde kullanım aralıklarına dikkat ederek kullanmanız gerekiyor. Eğer sık sık verirseniz gübreyi her gün ya da iki günde bir orkidelerinize yarar yerine her zaman zarar verir. Lütfen bu konuda kullanım sıklığını anlattığım şekilde yapmaya dikkat edin. Ve özellikle kahve telvesi bitkiler için neden çok faydalı? Çünkü bitkiler için doğal bir e, böcek ilacı oluyor. E, eğer orkidelerinize ya da çiçeklerinize böcek sıkıntısı varsa bakın kahve telvisini böyle bir sprey kutusunun içerisine koyup özellikle yapraklarına ayda bir kere sıkabilirsiniz. Yapraklarınızı bu şekilde sıktığınız zaman yapraklardaki özellikle böceklerin ve bitlerin nefessiz kalıp ölmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle böceklerden de uzaklaştırmış olursunuz. Sizlere bakın sonuçlarını da göstermek istiyorum. Orkidelinize düzenli olarak besin verdiğiniz zaman bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarıyor ve orkidenizde bu şekilde aktif ve canlı köklerin çıkmasına da yardımcı oluyor. Orkideler özellikle bol bol yeni kökler ve yeni çiçek dalları çıkarabilmesi için verdiğimiz besinler ve orkidenizin hastalıksız olması çok önemli. Bakın yeni bir çiçek dalı daha da çıkıyor. Normalde bir çiçek dalı daha da var. Ee, özellikle kahve telvesi içerisinde antioksidan özelliği de yüksek olduğu için bu bitkilerinizdeki bir takım bizim göremediğimiz hastalıklarında saksı içerisindeki ya da saksı dışındaki yapraklarındaki hastalıkların özellikle uzaklaşıp bu şekilde canlı ve e, durmadan çiçek vermesine de yardımcı olacaktır. Tabi bakın görüyorsunuz yine burada da bol bol yeni hava kökleri ve gayet de canlılar. Tabi bu sadece kahve telvesi için değil vermiş olduğumuz bütün sıvı bitki besimlerini dönüşümlü olarak anlattığım şekilde verirseniz çok iyi sonuçlar da alacaksınızdır. Elimden geldiğince size tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım bu anlatmış olduğum bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ve eğer bu anlattığım yöntemleri deniyor ve sonuçlar alıyorsanız diğer takipçilerim için de yorumlar kısmına mutlaka sonuçlarını yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.